الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Bugün الله nasip ederse Kur'an-ı Kerim'in son inen ayeti Maide Suresi'nin 3. ayetini okuyacağız. Bu vesileyle haram kılınan et ürünleri üzerinde konuşacağız. Böylece <laughs> en son inen ayetle tamamlanmış olan vahyi dinimizi bir kez daha bu hale nasıl getirdiğimizi kısaca görmüş olacağız. Allahü Teala ayet-i kerimede şöyle diyor. Hurrimet aleykumul meyteh kendiliğinden ölmüş olan hayvan size haram kılınmıştır. Ve demu akan kan ve lıhmu'l-hinzir ve domuz eti. Ve mâ uhilla le Allah'tan başkası adına kesilmiş olan hayvan. Vel munhanikatu boğulmuş. Vel mevkuzatu başına vurulmuş. Vel müteraddiyetu bir yerden yüksekçe bir yerden düşmüş. Vel natihatu ya da ağır boynuz darbeleri almış. Ve ma ekale's sebu ya da yırtıcı hayvanlar tarafından yenmiş. Bütün bunlar da haramdır ama illa ma zekkeytum ölmeden keserseniz başka. Yani diyelim bir yırtıcı, yırtıcı hayvan parçalamış fakat henüz ölmemiş kesersiniz. Çünkü belli olur canlılık alameti bir yerden düşmüş, ağır boynuz darbeleri yemiş, başına sert bir cisimle vurulmuş, ölmeden keserseniz yiyebilirsiniz. وَمَا bir halen nusup, bir de sunaklar üzerinde kesilen hayvanlar, sunak işte putlara ibadet niyetiyle kesilen hayvanlar için hazırlanan masa şeklindeki taş ya da hazırlanan taş masalar diyelim. Ve en testaksimu bil ya da fal oklarıyla yahut da işte bugünkü piyango ve tombala gibi şeylerle kısmet aramanız da yani o şekilde bir kazanç peşine düşmeniz de size haramdır. Velikum fisk bütün bunlar fısktır, yoldan çıkmadır. El yevme ye isellezine kafaru min dini el yevme ye isellezine min dinikum. Bugün kafirler sizin dininizden umutlarını kesmişlerdir. Artık bu mükemmel din yani bu dinin yerine bir şey ikame edemeyiz diye umutlarını kesmişlerdir. Fela tahşevhum ve o zaman onlardan korkmayın, benden korkun. Yani siz onları fazla önemsemeyin ama bana karşı görevlerinizde kusur etmemeye gayret gösterin, benden korkun. El yevme ekmeltü lekum dinekum Bugün sizin dininizi olgunlaştırdım, mükemmel hale getirdim. Tamam. Tamı tamına olgunlaşmıştır. Ve etmemtu عليكم nimeti <نِعْمَة> ve size olan nimetimi de tamamladım. Artık herhangi bir hükümde çıkarma, ilave falan yok. Ve radîtu lekumul islâme size din olarak da bu İslam'a bu kitapta anlatılan İslam'a razı oldum. femeni't-tur fi mahmasetin yani çok aç bir şekilde çok aç kalmış zorunlu hale gelmiş gayre <laughs> mütecenifin li bir günaha yönelme arzusu olmaksızın böyle bir duruma gelmiş, çok aç kalmış, zor durumda kalmışsa İn Allah'a gafurur rahim. Bu haram olan şeylerden yerse Allah onun eksiklerini telafi eder ve ona merhamette bulunur, ikramda bulunur. Yani çok böyle çok sorduğumda kalanlar bu haram olan hayvanlardan yiyebilirler ama onun dışında yiyemezler. Şimdi Allahü Teala size olan sizin dininizi mükemmel hale getirdim diyor. Şimdi bir şey mükemmel hale gelirse ona ilave ya da çıkarma yapılabilir mi? Yapılamaz, değil mi? Yapılamaz. Sizi olan nimetimi tamamladım diyorsa orada herhangi bir eksiklik düşünülebilir mi? Allah tamamladım diyor. O zaman her şey bu kitabın içerisinde olmak zorunda, değil mi? ve size bu İslam'ı din olarak kabul ettim diyorsa artık başka bir şey arayamayız. Zaten Ali İmran suresinde de Allahü Teala diyor ki وَمَنْ يَبْتَغَ غَيْرَ الْاِسْلَامِ falan فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ Bu İslam'dan başka din arayandan asla kabul edilmeyecektir. Şimdi bakın bugün gıdalar konusunda bir size örnek sunacağız. Her defasında meseleyi ortaya koyuyoruz. Allah'ın indirdiği mükemmel dinle bugün bizim sandığımız din arasındaki uçurumu bir kez daha göreceksiniz. Yani Allah'ın haram kıldığı et ürünleri ile mezheplerin haram kıldığı et ürünlerindeki farkı yani et ürünleri örneğiyle inşallah göreceksiniz. Biliyorsunuz Yahya'nın doktorası bu konudadır. Orada Helal Gıda diye de doktorası kitap halinde basıldı, yayınlandı. Allah'a şükür bu konuda çok ciddi bir açığı kapatmış oldu. Bundan sonraki kısmı Yahya'dan dinleyeceğiz. Evet Yahya söz senin. Maide suresinin tabi üçüncü ayetini okuduk. Bu haram olan hayvansal gıdalarla ilgili olarak da içinde yer alan bugün size dininizi olgunlaştırdım ve nimetimi tamamladım ibaresinden anladığımıza göre de inen son ayet veya son ayetlerden biri bu. Konuyla ilgili bundan önce inmiş olan üç tane daha ayet var. Bu Maide suresinin üçüncü ayeti Medeni yani Medine döneminde inmiş ve Veda Haccı sırasında indiği söyleniyor. Bundan önce daha Mekke döneminde iki tane ayet inmişti konuyla alakalı. Bununla birlikte Medine döneminde de iki ayet. Toplam dört ayet var. Dolayısıyla önce o ayetleri bir hatırlayalım. Ondan sonra söyleyeceklerimizi sıralamaya başlayalım. İlk olarak En'am suresi. 6. surenin 145. ayeti var konuyla ilgili ilk nazir olan ayet. Şimdi bu adından da anlaşılacağı üzere bu En'am. Bakın sureye bir isim olmuş. En'am kelimesi koyun, keçi, sığır ve deve olmak üzere bu dört cins hayvanın erkekli dişili hepsine verilen ortak bir isim. En'am. Bu En'am'la ilgili olarak Kur'an'ın nazil olduğu dönemde Mekke'de bir takım farklı uygulamalar var. Biz Kur'an-ı Kerim'den bunu öğreniyoruz. İşte bu surede sıkça bundan bahsedildiği için de surenin adı En'am suresi olmuş. Bu En'am suresinin 119. işte 120, 121 bu ayetleri var. Daha sonra 136. ayetten itibaren 146. ayetin sonuna kadar fasılasız hep aynı konuyla ilgili ayetler Cenab-ı Hak bizlere serdetmiş burada. 136. ayete tabi hepsini tek tek okumamız mümkün değil. Diğer ayetlere de yer verebilmek için şöyle bir elinizden bakabilirseniz mealine hızlıca. Mekke döneminde Mekkeli müşriklerin bir takım ekinler ve en'am yani koyun keçi, sığır ve deve ile ilgili ne gibi faaliyetleri olduğuna, göz atabilirsiniz ama sırf 138. ayeti bile okusak özet olarak burada Cenab-ı Hak bize konuyu aktarmış. Buyuruyor ki 138. ayette Estağfirullah ve vakalu bu Mekkeliler dediler ki hâzihi en'amun ve hârithun hijrun. Şu en'am yani kendilerince bir takım özelliklere sahip olan o dört cins hayvan ve şu ekinler yine belirlemişler onları hicrun. Bunlar diyorlar dokunulmazdır. Yani bunlar özel kutsal hayvanlar ve kutsal ekinlerdir. Özelliği ne bunların? La yata'muha illa men neşa'u bizamihim. Kendi iddialarına, kendi kuruntularına göre diyorlar ki bizim belirlediğimiz insanlardan başkaları bunlardan yiyemez. Bunlar o yüzden kutsal. Herkes bunlara gelip el süremez. Ve en'amun bir grup en'am da var ki ikinci bir grup en'am yine koyun keçi sığır ve deve. Hurrimet zuhuruha. Bu en'amın da sırtları haram kılınmış. Şimdi bir hayvanın sırtının haram kılınması hani her yeri yenir de sırtı yenmez anlamında değil. Bu hayvana yük yükletilemez. Binek olarak kullanılamaz. Yani kutsal bir hayvan. Kutsal statüye ulaştığı için bu hayvan sırtını bizden korudu anlamında bu hayvanı salı veriyorlar. Bir üçüncü grup daha var ve en'amun ve yine bir en'am grubu daha var ki la yezkurun esmallahi aleyha. Onların da özellikle keserken üzerine Allah'ın adını anmazlar özellikle. Niçin ve bunu nasıl yapıyorlar? İftiraen aleyhi ve bunu da Allah'a iftira etmek suretiyle yapıyorlar. Yani diyorlar ki Allah emretti bize o yüzden böyle. Bunlar da onların Allah'la kendi aralarında aracı olarak tutundukları putlara sundukları kurbanlardır. Yani özellikle Allah'ın adını anmamaları o esnada hangi puta adıyorsa onun putunu anmış olmasıdır. Sebebi bu. Yani diyelim ki Lat putuna kurban adayacaklar. Diyor ki yani nasıl bir kurbanı Allah'a adarken, Allah için keserken Allah'ın adını anıyoruz. E Lata adamışken, ona keserken de Lat'ın adını anmalıyız. O zaman bismillati, Lat'ın adıyla diye kurban keserler. Menat putu için bismil Menat. Uzza putu içinse bismil Uzza der. Öyle keserlermiş ve ee, iftira en aleyh. Allah böyle dedi diyorlar bir de. Allah'a da iftira ediyorlar. Cenab-ı Hak da böyle buyurmadığını diyor ki seyecizihim bir mekanu yefterun. Allah bu iftiralarının hesabını onlara soracak. Karşılıklarını öbür tarafta onlar görecekler. Bir sonraki ayette de yine bunların garip garip bir takım kendilerinden menkul haramlarına Allah yer veriyor. Devam ediyor, ediyor, ediyor. <laughs> Mesela bizde bir algı var. Mekke'deki müşrikler hep besmelesiz keserler diye bir evet. algı var. O konuya da biraz temas evet. edersen iyi olur. Şimdi bu 138. ayetten bu Mekkeli müşriklerin en'am'ı en azından üç gruba ayırdığını net bir şekilde gördük değil mi? Birinci grup, dokunulmaz saydıkları biz işte kimi belirlediysek onlar yiyebilir dedikleri Yine onlardan bir grubu sırtları haram kılınan diye iddia ettikleri. Üçüncüsü de özellikle Allah'ın adını anmadıkları. Şimdi buradan yani sadece üç değil üçten daha fazla da olduğu aslında net bir şekilde anlaşılıyor. Peki bunun dışındakilere nasıl muamele yapıyorlar? Yani bazılarının üzerine Allah'ın adını anmıyorlar özellikle. Onu puta kesiyorsa peki puta kesmiyorsa hep şöyle bir algı var, hocamızın da ifade ettiği gibi. Şimdi müşrik, tabi tanımdan da bahsetmek lazım. Allah'a inanmayan insan falan gibi bir garip tanımlar ortaya konuluyor. Halbuki Mekke müşriklerinin Allah'la ilgili hiçbir sorunları olmadığını ayetlerde biz görüyoruz. Nitekim iki hafta önce de burada birlikte işlediğimiz o şirk dersinde de görmüştük. Mekke müşrikleri Allah'a inanıyorlar. Allah'ın yaratıcı olduğuna inanıyorlar, O'nun rızık verdiğine inanıyorlar, her şeyi yarattığına inanıyorlar, her şeyi yönettiğine inanıyorlar, duaları kabul ettiğine inanıyorlar. Problemleri sadece Allah'ı kendilerine uzak görmeleri. O yüzden aralarında Onu da yücelttikten evet, düşünüyorlar yani. Yani evet. Yani biz, Yoksa, biz kim, Allah'a yakın olmak kim? Ya, tabii aynen bugün de evet. söyleniyor ya, evet Allah sana yakın ama sen O'na yakın değilsin evet. diyorlar. Evet. <laughs> O yüzden Mekke'li müşrikler normal zamanlarda bakın bunlar hac yapan insanlar. Umre yapan insanlar ve bu esnada kurban kesen insanlar. Dolayısıyla o dönemlerde ve diğer zamanlarda gerek yemek için, gerekse ticaretini yapmak için, alıp satmak için, gerekse hac ve umrede ibadet için kestikleri kurbanlara Allah'ın adını anıyorlar. Tabi bunu iddia olarak kalmasın. Enam suresinin o zaman biraz geriye gelelim. 118. Evet 118 ve 119. ayetlerine gelelim. Şimdi bazı Müslümanların Mekkeli müşriklerin bu şekilde yani Allah'ın adını anarak kestikleri hayvanları yemek konusunda bir takım şüpheleri oluyor. Ya diyor bu adamlar şimdi puta tapan insanlar. Zaman zaman Bismillahi, Bismil Menati, Bismil Uzza diye kurban kesen insanlar. E diğer zamanlarda Allah'ın adını anıyorlar. Yemek için, ikram etmek için kesiyorlar. Allah ibadet için kesiyorlar. Acaba yenir mi bunların kestiği? Diye bir takım kuşkuları oluyor. Cenab-ı Hak bu Enam suresinin 118. Ay ayetini indiriyor. Müminlere hitaben. Bakın buyuruyor ki فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاَيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ eğer siz Allah'ın ayetine inanıyorsanız Allah'ın adı anılmış anılmış olan şeyden yiyin. Yiyin. Niye yemiyorsunuz? Efendim o müşrik kesmiş. Ya önemli değil. Nasıl kestiği önemli. O esnada Allah'ın adını mı andı? Allah'tan başkasının adını mı andı? Allah'ın Allah adını, Allah adını Allah andı. Allah'ın adını anmasa bile. Anmasa bile ki ama bir arkayı çevirdiğimiz zaman 119. ayeti bakın Cenab-ı burada da müminlere ikinci bir ayetle bir kınama gönderiyor. Buyuruyor ki ve ma lekum alla Size ne oluyor? Niye yemiyorsunuz? Neyi yemiyorsunuz? Mimma zikrasullah aleyhi. Üzerine Allah'ın adı anılmış olan şeyi niye yemiyorsunuz? Yani kesene niye bakıyorsunuz ki? Allah'ın adı anılmış, yiyin. ve فَاسَّلَ لَكُمْ ma harrama عَلَيْكُمْ Allah size neyi haram kıldığını en ince ayrıntılarına kadar açıkladı. Var mı orada bu şekilde kesilen hayvanların yenilmeyeceğine dair bir ibare? Yok. Ya kestiği yenmez diye bir şey var mı? Yok. Ki üstelik Allah'ın adı da anılmış. Ya bütün aranan şartlar var. Dolayısıyla niye yemiyorsunuz diye kınıyor Allah. Bakın buradan da anlıyoruz ki puta kesmediği dönemlerde Bunların Allah'la ilgili bir hiçbir dertleri yok. Allah'ın adını anarak da hayvan kesiyorlar. Ama tekrar Enam 138'e gelelim. Farklı kendilerinden menkul bir takım haramları var. Bunu yiyemezsiniz, bunu yiyemezsiniz, bunun sırtı haram, bunu işte şöyle böyle falan. Cenab-ı Hak işte bütün bunları anlattıktan sonra 145. ayeti haramları neyi haram kıldığını belirtti. ilk ayetini yolluyor. Resulullah'a hitaben buyuruyor ki Cenab-ı Hak Kul sen de de ki bakın ta 136. ayetten itibaren onların bu yasaktır bu haramdır bu yenmez bu yenilir demelerine karşı sen de onlara de ki La ecidu fima uhiye ileyye muharramen bana yapılan vahide haram kılınmış bir şey bulamıyorum ala ta'imin yat'amuhu yen bir kimseye yemesi haram bir şey bulamıyorum sizin bu anlattıklarınız içinde. Evet. Ya çok bu haram falan diyorsunuz ama, ama bunlar çok yok. Ama çok dikkat edin buna bakın. Evet. Çok çok önemli. <laughs> sizin bu anlattıklarınız içinde yiyen bir kimseye yemesi haram bir şey yok. İlla ancak şunlar haram. O da ne? En yekûne meyteten. Bir hayvan ki kendiliğinden ölmüş. Yani siz kesmeden ölmüşse bir hayvan o hariç diyor Allah. O tamam haramdır. Başka ev demen mesfuhan akıtılmış olan kan da size haramdır. Bakın akıtılmış kan ki bu hayvanın kesimi esnasında dışarıya boşalan kanı. Rivayetlere göre Mekke müşrikleri bunları kestikleri esnada böyle bir bağırsakların içine falan toplar, güneşte kurutur, daha sonra katı bir halde yerlermiş. Cenab-ı Hak diyor, hayır, akıtılmış olan kan da size haramdır. Onu da yiyemezsiniz. Başka ev ya da lehme hinzirin ya da domuz eti. Yani o yenilecek olan şey domuz eti ise onu da yiyemezsiniz. O da size haram kılınmıştır. Niçin? Fe innehu ricsun. Çünkü o mahza bir pisliktir. Maddi manevi. Ondan kaçınmanız lazım. Ev ya da bir dördüncü haram geliyor. Fiskan uhille ligairillahi bihi fasıklık yapılarak yani dinden çıkılarak Allah'tan başkasının adı anılmış olan hayvan da size haramdır. Bakın öyle bir eylem yapıyorsunuz ki hayvan keserken onu yaptığınız an o eylem sizi dinden çıkarıyor. Kestiğiniz hayvan da haram oluyor. Nedir o? İşte Mekke'nin müşriklerin Allah'tan başka bir varlığın adını anarak kestikleri hayvan. Yani Allah demiş oluyor ki sizin bu dedikleriniz değil, benim burada saydıklarım haram. Bir hayvan kendiliğinden ölmüşse haramdır. Akıtılmış olan kanı haramdır. Domuz eti haramdır ve Allah'tan başkasının adı anılarak kesilen haramdır. Bana yapılan vahide hayvan salgı dağlarla ilgili şunlardan başka bir yasak bulamıyorum ben. Bunlara öyle de. Ve burada dikkatimizi çeken bir husus bakın adı geçen tek hayvan domuz, domuz eti. Onun dışında kendiliğinden ölmüş bir hayvan koyun da olsa, tavuk da olsa, deve de olsa, sığır da olsa haramdır. Veya akıtılmış kan koyundan da olsa haramdır. Haram olan domuzdan da olsa haramdır. Veya Allah'tan başkasının adı anılarak kesilen hayvan bir koyunu da bu şekilde kesseniz haramdır, bir tavuğu da bu şekilde kesseniz haramdır. Dolayısıyla burada üç tane vasıf, bir tane isim zikrediliyor. Biri domuz eti, üçü hangi şekilde olursa olsun, kendiliğinden ölmüş olan hayvan, kan ve Allah'tan başkasının adı anılarak kesilen. Bu dördünden başka yok diyor Allah. Yani yiyene yemesi, yemesi haram. haram. Mesela düşünün evet. bakalım dünyada insanlar hangi hayvanları yiyor? yiyen, herkes yiyen değil mi? Evet. Yiyene yemesi haram olarak isim zikredilen kaç hayvan var dedin? İsim zikredilen bir tane. Bir tek. Diğerleri vasıf. O hayvanın eti. Evet. Evet. Şimdi konuyla ilgili evet. Cenab-ı Hak işte bu ayeti gönderip önce bir Mekke müşriklerin o şey yaptığı, karıştırdığı zihinleri bir tertemiz yapıyor. Diyor ki bunlardan başka haram yok. Daha sonra yine Mekke döneminde Nahil suresi 16. surenin orayı da açabilirsek eğer 115, 116 ve 117. ayetlerini indiriyor. Konuyla ilgili ikinci ayet. Burada Cenab-ı Hak ayete şu ifadeyle başlıyor. Diyor ki hadi 110 4. ayeti de okuyalım. Fekülü mimma razakikumullah ve helalen Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerin helal ve temiz olanlarını yiyin. Ve şükrü ni'metallahi in kuntum ta'budun. Yalnızca eğer Allah'a kul oluyorsanız ona onun nimetlerine karşı şükrünüzü ifa edin, görevlerinizi yerine getirin. Peki neyi yemeyelim? İnne ma harrame aleykum. Allah size yalnızca şunları haram kılmıştır. Bakın burada Arap diliyle kullandığı ifade Cenab-ı Hakk'ın hasır ifadesi denilen innema, yalnızca şu. Şimdi yalnızca şunlar dediği an burada yer almayanlar otomatikman ne olacak? Haram dairesinin dışında olacaklar. Innema harrama, Allah yalnızca size şunları haram kıldı dedi. Neyi? El meytete, kesilmeden ölmüş olan hayvanı haram kıldı Allah. Yüz Enam 145 ile sürekli karşılaştırarak gidelim. Bir fark var mı? Yok. 2. ve deme. Yine eliflam burada marife, belirlilik takısı olan eliflam da la kullanıyor. O. Daha önce anlattığım kan size haramdır. Yani kesim esnasında akıtılmış olan kan. Yani damarda kalmış olan değil. değil yani, yani pişirildiğinde tencereye falan çıkan değil kesim esnasında dışarı akan. Yani etin içindeki kanı yıkamaya gerek yok. Evet. Ve lehmel hinziri, domuz eti size haramdır. Bir farklılık var mı? Biliyor, ve, ma ve ma uhille bi ve bihi ve Allah'tan başkasının adı anılarak kesilen hayvan. Yalnız Allah size şunları haram kıldı diyor. Enam 145'e 4 taneydi. Burada Yine 4. 4. Ya yani 3'e inmediği gibi 5'e de çıkmadı. Devamında Cenabı yine aynı ifade. Feminil durra gayra bağın ve Kim zor durumda kalır? Hani ölmek üzere falansa sınırı aşmamak, başkasının hakkına saldırmamak kaydıyla bunlardan yerse fe inna Allah rahim. Allah onları son derece yani affeder, merhamet eder, ikramda bulunur. Peki burada bir uyarı geliyor. Yani niye bu ayeti gönderdiğini Allah kendisi açıklıyor. Diyor ki: "Ve la lima tasifu alisine tukumul kethibe hada halal ve haram. O yalancı dillerinizin sizi alıştırdığı üzere sakın şu helaldir, şu haramdır falan demeye kalkmayın. Bu sizin yetkili alanınızda olan bir şey değil. Helal ve haram yalnızca Allah tarafından belirlenebilir. Bunun dışında hiçbir insanın helal haram belirleme Allah'ın helalini haram, Allah'ın haramını helal kılma yetkisi yoktur. Siz böyle yapmayın. Littefzaru alallahi'l kezip. Çünkü böyle yaptığınız an bir yalanı Allah'a mal etmiş olacaksınız. Allah'ın haram dediğine siz helal, Allah'ın helal dediğine siz haram diyeceksiniz. Evet, şimdi göreceğiz, bakacağız. Evet. İnnellezine yaftaruna alallahi'l kezip bir yalanı Allah'a mal edenlerse la yuflihun asla umduklarına kavuşamayacaklardır. Şimdi şu ayete özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bakın bir sonraki ayet kısacık. Yani dört yaklaşık kelimeden oluşuyor. Umduklarına kavuşamayacaklar ama bakın dünyada bunun bir karşılığı var. Nedir o? Meta'un kalil. Az da olsa bir şey elde edecekler. Şimdi Allah'ın yetki alanına, helallerine, haramlarına kul müdahale ettiğinde aslında zahirde büyük kazanç elde ediyorlar. Bugün günümüzde görüyorsunuz biraz sonra temas etmeye çalışacağız. Zahirde çok para kazanıyorlar. Allah'ın helallerine haram diyenler bugün el üstünde tutuluyorlar. Ne kadar haram 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 derseniz o kadar mübarek oluyorsunuz. O kadar duygusal yaklaşımlar oluyor size karşı. Kazanıyorsunuz ama Allah ona meta'un kalil diyor çok az. Niye? Çünkü ahiretin karşılığında bütün dünyayı verseler kaybettiğinizin yanında kazandığınız azıcıktır. İşte Cenab-ı Hakk'ın bahsettiği bu. Zahiren çok gibi kazansan da neticede azdır. Niye? Ve lehum azabun eleyim. Çünkü onlara can yakıcı bir azap var. Karşılığında hangi kazanç çok sayılabilir? Hiçbiri. Ama bakın Cenab-ı Hakk'ın haramlarına helal şöyle çok fazla hadi olmasa bile helallerine haram diyenlerden geçilmiyor ortalık. Allah serbest bırakmış. Haşa daha iyi dindarlık adına mı dersiniz? Farklı ne <laughs> de hangi sebeplerle dersiniz deyin. Yetinmiyor insanlar. Nasıl her nasıl olsun yani helal? Mesela bir şey söyleyeyim sana müşrikin kestiği yenir diyen bir mezhep var mı Yahya? Yok. Bak doktora yap. Yok. Var mı Kuran-ı Kerim'de? İşte gördük ya biraz Ya kesenden önce. sana ne kardeşim, kestiğine evet. bak. Yani bir domatesi kestiği zaman helal olacaktı, eti hayvanı kestiği zaman haram olacak. Kim bunlar haram kılmış? Evet. Ama buna helal diyen bir tek mezhep yok. Yani fert fert var ama mezhep olarak yok. Evet. Karkiler Veya eski eskiler de, var eski. Yenilerden ha, var mı? Yenilerden de var yani birkaç kişi böyle ama nadir. Yani eski işte sahabe dönemine gidersem var. var. Sahabe var. döneminde problem yok. Tabi'in döneminde de e, ufak tefek değişimler var ama ondan sonra iş çığırına çıkıyor. Evet, bir taraftan işte besmelesiz kesim meselesi vardır biliyorsunuz. Orada bir mezhep olarak Şafiler orada Hakk'a isabet etmişler. Onlara göre besmele hayvan kesiminde farz değildir. Besmelesiz çekilenler de yenir. Ama diğer mezhepler işte Hanefi mezhebi, Maliki falan besmelesiz kesilmişse bir hayvan zinhar haramdır falan. İşte bugün de bu helal gıda sertifikalama şirketleri kesinlikle onlara sertifika falan vermezler. Şimdi niye? Ya nasıl dört tane haram olsun? Bunu pek kabullenemiyor insanlar. Herhalde bundan dolayı olacak ki Cenab-ı Hak Medine döneminde iki, Mekke döneminde iki kez yer verdiği konuya Medine dönemine Medine hicret edildiğinde bir kez daha ayet gönderiyor. Bakara suresinin 173. ayetini. Bakara 173. Bakın ibare neredeyse Nahil 115'te aynı. Buyur ki Cenab-ı Hak harrama aleyküm. Allah size yalnızca şunu haram kıldı. Şunları. Neyi? El meytete ve deme ve lehmel khinzir. <laughs> kendiliğinden ölmüş olan hayvanı, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkasının adı anılarak kesileni. Bitti. Bakın yine sayı yine dört. Yine innama ile başlıyor. Yine innama ve diyebilirdiniz ki ya zaten Enam 145 var. Nahil 115 var. Niye bu ayet bir daha iniyor? E konu böylesine önemli. Çünkü Mekke döneminde Mekke'nin müşrikle muhatapsınız. Medine'ye hicret ettiğinizde elinde bir kitap olan kitap kültürüne sahip Yahudilerle Hristiyanlarla karşılaşıyorsunuz. Yahudi ilere baktığınız zaman onların şeriatında helal bulmak çok zor. Allah'ın onlara bir cezası var. O haram bu haram var. Bu haram. Gerçekten öyle. Onlar da diyorlar ki ya siz, sizin kitabınız kitapsa bizimki de kitap. Bize haram olanlar size nasıl helal olabiliyor? Bir zihin karışıklığı. Cenab-ı Hak bu dönemde bir kez daha ayet indiriyor. Ve diyor ki hayır. Allah size yalnızca şunları haram kıldı. Yine bu dört. Bakın beşe çıkmıyor, üçe de indirmiyor Allah. İstersen burada bir şeyi daha hatırlatalım arkadaşlarımıza. İsa aleyhisselam geldiği zaman demişti ki beli uhille lekum ba'da allazi Ali İmran suresi. Hemen bakıyorum. 80'li ayetlerde size haram kılınanı helal kılmak için geldim diyor. Ve 50. ayet. 50. 50. 50. Şimdi bir de işte senin kitabında var. Bugünkü İncil'de de En'am 145'in aynısı var fakat domuz eti silinmiş. Domuz etini sildikleri de evet. belli. Evet. O da belli. Onda şey silmiş. Neydi? Pavlus. Paulus. Evet. Dolayısıyla e yani Mekke'deki Yahudilere de aslında bu dört hayvandan başka haram yoktu da İsa Aleyhisselam'ı kabul etmedikleri için o haramlar devam etti. Evet. İşte Medine döneminde bu 173. ayet iniyor. Konuyla ilgili 3. ayet. Haramlar hep 4, 4, 4, 4. Ve son olarak işte bugünkü ders konumuzla ilgili olan ayet iniyor. Maide suresinin 3. ayeti. Ve ilginçtir. Gerçekten de bugün artık size dininizi tamamladım buyurduğu ayetin başı haram olan bu gıdalara ayrılmış. Yani dinin ameli birçok hükmü var. Mesela faiz olabilirdi pekala. Şirkle ilgili bir hususla Allah son noktayı koyabilirdi. Değil mi? Aracılıkla alakalı bir şey anlatabilirdi ama son inen ayetin başına Allah Gitti size şunlar haram kılındı dediği hükümleri yerleştirdi. Bu Dördüncü kez aynı şeyi. Evet, dördüncü tekrar. kez ve vahiy artık biterken yine aynı konu. Konunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor bu. İşte geldik bu ayete. Hürrimet <laughs> aleyküm. Allah size şunları haram kılmıştır. El meytetu ve demu ve lehmul khinziri ve ma bihi. Kendiliğinden ölmüş olanı, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkasının adı anılarak kesileni Allah haram kıldı. Buraya kadar kendisinden önce inmiş olan üç ayetle aynı. Bu ibareden sonra sanki ilave varmış gibi gözükecek şimdi bu ayette. Bakın dörttü parmakla sayalım şimdi. Vel munhanikatu boğularak ölmüş olan hayvan da haramdır. Vel mevkuzetu bir yerine vurula vurula öldürülerek öldürülmüş olan hayvan vel mutaraddiyetu yüksekçe bir yerden düşüp ölmüş olan ve natihatu boynuz darbeleriyle ölen ve ma ekele yırtıcı hayvanlar tarafından parçalanmış olan ve bir halen nusub ve sunaklarda kesilen bakın 4'tü kaça çıktı ona ilave mi geldi acaba ayetlere hep 4 dört, 4'tü bu ayette 10 mu oldu Hayır. Zaten anlıyoruz. Bakın. Allah'tan başkasının adı anılarak kesilenlerden sonrakiler. Munhanika boğularak ölmüş olan hayvan. Meyte kendiliğinden ölmüş değil midir? Tamam. Yani Cenab-ı Hak bir detay getirmiş olur. Bir hayvan nasıl ölebilir? Bağlandığı ipe şey olmuştur, sarılmıştır, nefes kalıp ölmüştür. Havasız kalmıştır, ölmüştür. Nakliye esnasında buradan oraya öbür ülkeye yolluyorlar. Kapılar açıldığında hayvan nefeslikten ölmüş. İşte ölmüş olan hayvan, mevkuze, kesici olmayan bir aletle kalın bir cisimle hayvana kafasına, şurasına, burasına vurula vurula öldürülmüşse hayvan, kesilmeden ölmüş hayvan kategorisine değil midir? Bu da o hayvanın ölüm şekillerinden biridir. Müteraddiye yüksekçe bir yerden aşağı düşüp yuvarlanmış. Dağdan, bayırdan aşağı düşmüş veya bir kuyuya aşağı düşmüş hayvan ölmüş kalmış orada. O hayvan da meyitedir. Yani kendiliğinden ölmüştür. Natıha boynuzu bir hayvan tarafından boynuz darbeleriyle öldürülmüştür. Yanına gittiğinizde ölmüş. Siz kesmediğiniz için. O da meyte konumunda. Öme sebeo. yırtıcı bir hayvan tarafından parçalanmış. Kurt kapmış, şu olmuş, bu olmuş. Yanına vardığınızda hayvan ölmüş. Hepsi bakın bunların meyte, kendiliğinden ölmüş olan hayvanın birer açılımı. Bir tane kalıyor geriye. Ve bir halen nosup sunaklarda kesilen o da sunak nerede olur? Putlarına, putlarına. Değil mi? Yani putların olduğu yerde o. Yani puta sunulmak üzere orada kesilmiş olan hayvandır. Bu da gayrillah Allah'tan başkasının adı anılarak kesilen hayvanın bir örneklendirmesidir. Neticede haramlar yine dört. Yine dörttür. Hayvansal gıdalarla ilgili olarak. Bakın beşe çıkmamıştır. Ve el yevme ekmeltu lekum bir dakika burada bir şey şey yapalım da e, Avrupa için bilhassa çok önemli bir husus var burada. İlla ma vekkeytümü atladın sen farkına var mı? Yok onu özellikle şeyi sıralamayı yapalım diye ha, dedim. Tamam. Şimdi... O zaman mı unuttun aha. şimdi onu yani. yani El yevme ekmeltu'ya geçtin de. İlla ma Şimdi mesela bugün Avrupa'da hayvan kesiyorlar. Almanya'da bir mezbahaya gittik. Hayvanın alnına 11 santimlik, yani büyükbaş hayvanın 11 santimlik bir e, demir ucu, sivri bir demiri saplıyorlar. Beyincik orada patlıyor. Kolay kessinler diye ve bir müddet sonra da kesiyorlar. Şimdi bu hayvan yenir mi yenmez mi? Sen şimdi bunu anlat. Evet. Şimdi bu bu şekilde yani bu <laughs> bayıltmayla kesim hocamın anlattığı Bugün Avrupa, Amerika gibi yerlerde hayvanı kesimden önce bayıltmak yani uyuşturmak mecburidir. Bunlar kendilerince işte hayvanlara daha az acı vermek, işte daha insani bir kesim yapmış olmak gibi amaçlarla hayvanları kesimden önce mutlaka bir operasyonla uyuşturuyorlar. Bunlardan en çok en yaygın olarak kullanılanı tabanca sistemi dedikleri işte hocamızın da ifade ettiği gibi 10-11 santimlik demir bir mil çok hızlı bir şekilde silah patlatılarak hayvanın alın kemiğini deliyor, beynine girip çıkıyor. Saniyede olan bir işlem ve hayvanın bütün şey me mekanizması yani felç oluyor hayvan tabiri caizse. Hiçbir acı falan hissetmediğini söylüyorlar. ve Ondan sonra hayvanı kesiyorlar. Ve hayvanı ölmeden kesiyorlar. Şimdi burada bu Ayetten hangi sınıfa bunu sokabiliriz? Mevkuze dediği hayvanın herhangi bir yerine vurularak öldürülmüş olan hayvan. Ama Allah diyor ki yanına gittiğinizde canlıysa bu hayvanlar. Yani diyelim ki işte boğulmak üzere olan bir hayvanla karşılaştınız. Sabah adam açtı ağrının kapısını. Hayvan bağlandığı ipe çığ olmuş sarılmış, öldü, ölecek. Yetişirse helal oluyor mu? Oluyor. Yüksekçe bir yerden düştü. Çoban yetişti ki hayvan yaşıyor. Kuyruğunu sallıyor, gözünü açıp kapıyor. Keserse işte illa mezeketüm helal. Yırtıcı bir hayvan parçalamış. Yanına gittin. Hala canlı. Kesersen helal. İşte bir yerine vurularak düşürülmüş olan hayvan da esnasında canlıysa onun kestiği nedir? Helaldir. O zaman Avrupa'da evet. Avrupa'da bu şekilde kesilen hayvanlar ne oluyor? Helal oluyor. Aynen. Kesen kişinin Müslüman olma şartı yok, yok. Besmele çekme şartı yok, yok. Bunların hiçbirisi yok. Dolayısıyla zaten şeyde o zaman o mezbaada söylemişlerdi Dakikada belki hata edebilirim, unutmuş olabilirim ama söyledikleri şu: belli bir süre sonra hayvan ölüyormuş, o süre geçerse orada zaten veterinerler bekliyor, onu yeme ayırıyorlar, yiyeceğe değil o süre geçmeden kesip onu piyasaya sürüyorlar. Şimdi işte bak görüyor musunuz? Kur'an-ı Kerim hiçbir şeyi atlamamış. Efendim acaba o helal mı? Tamam işte ayette bak açık ve net bir şekilde var görüyor musunuz? Evet yaklaşık 12 dakika kadar hayvan yaşıyor. Zaten öylesine büyük bir tesiste bir hayvanın uyuşturulduktan sonra yerde 12 dakika müdahalesiz bırakılması pratik açıdan mümkün değil. Yok zaten o yapılan evet. e, otomatik yapılarda da imkansız. Evet. Yani o hemen hemen ile yukarıya alınıyor. Şöyle bir üçgen bıçak şuraya saplanıyor. Şimdi bizimkiler alışmışlar bir bıçakla boynundan kesmeyi. E, orada hocalarla beraber gitmiştik e, bu şeye. İşte bak bak. Caiz değil dediler. Dedim ki neresi caiz Allah'ın emrettiği bu zaten. Esas olan şuradaki damarların kesilmesidir. Ona da Allahü Teala nahr denir. Yani hayvanın şu kısmındaki üç tane damar kesildi mi bitti. Onlar da şöyle şunun gibi ucunda üçgen bir bıçak var. Burası hortum. Bunu oraya saplayınca bu şey kanı oradan çekiyor hortumda, e, ortalığa dökülmüyor, belli bir kanala gidiyor. E, tam işte bu, Allah'ın emrettiği bu işte. Sonra çok uğraştılar benim hatamı çıkarmaya bir türlü başaramadılar o gün bugün. Halbuki çünkü, çünkü Kur'an'ın açıkça emrettiği o. E şimdi siz orada tutup vatandaşlara diyorsunuz ki bu ayet yenmez. E bak burada dört tane ayet hiçbirinde böyle bir şey yok ya. Evet. Evet bu tabi ısrarla şimdi besmele yok 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 falan dedik. Şimdi hem bize ekranların başında izleyen izleyicilerimiz de e, sorabilirler. Hem daha sonra izleyecek olanlar da ya Enam suresinin 121. ayeti varken siz nasıl böyle bir şey söyleyebiliyorsunuz? Çünkü Enam suresi 121. ayeti elimizdeki meallerden okuduğumuzda böyle bir şüpheye düşmemek mümkün değil. Mealinden ben okuyayım elimde Diyanet Vakfı'nın meali var. Şöyle meallendirmiş 121. ayeti. Üzerine Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan yemeyin. Kuşkusuz bu büyük günahtır. Bir daha tekrar edeyim. Üzerine Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan yemeyin. Kuşkusuz bu büyük günahtır. E şimdi ayet gerçekten böyleyse eğer besmelesiz kesilen bir hayvana biz yenilebilir diyebilir miyiz? Ayet böyle git, ona gerek yok evet. ki. Enam 121 ile aynı mealden 145'i okuyun. İkisi birbirine %100, evet. 100 zıt oluyor bu mealde. Evet. İstersen bir, bir baksın. şey. Lütfen açın tamam. 145'i. Bakın benim elimdeki de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın meali. Evet. Hatta iki mealde aynı olsun bende. Şey yapmayalım. Ben işte çünkü maalesef biraz sonra Yahya anlatılacak. Burada çok çok ciddi bir dil hatası yapılmıştır. İnanılmaz bir dil hatası yapılmıştır. Şimdi burada diyor ki bak mealden okuyacağım. Üzerine Allah adı anılmayan hayvanlardan yemeyin. Çünkü bu şekilde davranış fasıklıktır. Bir de şeytanlar kendi dostlarına sizinle mücadele etmeleri için mutlaka fısıldarlar. Onlara boyun eğerseniz şüphesiz Allah'a ortak koşmuş olursunuz. Bu kadar ağır. Peki Burada diyor ki besmeleyle yersem fasık olur. Şey besmeleyle kesilmemiş hayvandan yersen fasık olur. Burada ne diyor? Seninki de aynı mı? İstersen sen oradan oku. 145. Peki ha 145. Yani biz meal vermeyelim. Burada yazılanı okuyun. Yani. De ki: "Bana vahyolunan da leş veya akıtılmış kan yahut domuz eti ki pisliğin kendisidir ya da günah işlenerek Allah'tan başkası adına kesilmiş bir hayvandan başka" yiyecek kimseye haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Bak burada Allah'tan başkası adına kesilmiş, burada, burada besmelesiz. besmelesiz kesilmiş. Birbiriyle tamı tamına zıt değil mi? Veya beş oluyor haram o zaman. Evet. yani. Yok Heh. yok, ha, burada, burada yok başka diyor. başka bulamıyorum evet. dediğine göre evet. bakın dört ayette de böyle bir şart yok. Besmele şartı o dört ayetin dördünde de yok. Yoksa Kur'an-ı Kerim birbirine zıt ifadeler taşıyan bir kitap mı olur? Hepsi de aynı en En'am en suresinde. Şimdi bu mealin doğrusunu ver. Yani. Evet. Çok Şimdi bu Hanefi bir gözle yapılmış mealdir. Siz bunu Arap kurallarını yerle bir etmeden ve Kur'an'ın ruhuna uygun bir şekilde okumak isterseniz şöyle okumanız gerekecekti. Ve la te'ekulû mimma lem ismullahi aleyhi ve innehu lefisk fasıklık yapılarak Allah'tan fasıklık yapılarak Allah'ın Allah adı anılmamış olduğu kesin olan şeyden yemeyin. Şüphe de değil yani kesin. Bakın şimdi burada bir fark var. Tabi onu şu şekilde izah edebilelim. Elimizdeki meal cümleyi ikiye ayırdı. Dedi ki üzerine Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanı yemeyin. Yemeyin. Çünkü bu bir fısktır. Ayetteki ve innehu lefisk cümlesini ayrı bir cümle olarak alarak bu şekilde meal veriyorlar. Halbuki Arap dili kurallarına göre velate la ile başlayan fiil cümlesi ve innehu lefisk cümlesi ile bağlantılı olamaz. Yani bir isim cümlesini bir vav bağlacıyla bir fiil cümlesine atfetmek Arap dili kurallarına göre mümkün değildir. Kural böyle yani bir isim cümlesini bir fiil cümlesine atıf yapamazsınız. İmam Şafii ve Şafiilerin işte belki hepsi tamamı önce bu gerçeğe dikkat çekiyorlar. Diyorlar ki Arap dili kurallarına aykırı bu şekilde meal vermek. Çünkü ve innehu lefisk hal cümlesidir hal cümlesi bir şeyi yaparken ne durumda yapıldığını gösterir. Yani adam Allah'ın adını anmıyor çünkü o esnada başka bir eylem yapıyor. Fasıklık yapıyor. Fasıklık da İmam Şafii diyor ki hiç uzağa gitmeyin. 3-4 sayfa çevirdiğinizde hangi eylemin kesim esnasında insanı fasık yaptığı 145. ayette Allah tarafından açıklanıyor. Aynı kelimeyle açıklanıyor. Diyor ki Allah ev fiskan uhille liğayril lahi bihi. Fasıklık yapılarak Allah'tan başkasının adı anılan hayvan. Bitti. <laughs> Burada da diyor bakın fısk kavramı kullanılmış. Yani Allah'ın adı anılmamış çünkü Allah'tan başkasının adı anılmış o yüzden. Bir de bu şeyde evet. bugün okuduğumuz Maide suresinin üçüncü ayetinde de buna fasıklık deniyor. Ve evet. fiskun diye. Evet. Orada da Zerlikim besmele fisk. şartı yok. Kezerikum fiskun. Evet. Orada da besmele şartı yok. Evet. Yani diyor ki bir, <laughs> Arap dili kurallarına aykırı sizin tercümeniz. İki, Ayetler arasındaki bütünlüğe aykırı. Allah bir yerde fısk dediğini öbür tarafta aynı kelimeyle yine açıklıyor. 3. Ayetin kendi iç bütünlüğüne de aykırı. Çünkü diyor İmam Şafii, ayetin devamını okuyun. Ve in etartumuhum innekum lemüşrikun. Bu konuda siz onlara uyarsanız siz de onlar gibi müşrik olursunuz diyor. Bakın. Fısk, dinden çıkmak, müşrik olmak, hangi eylemi yaparsa diyor kişi müşrik olur. Besmelesiz kesilen hayvanı yiyene siz müşrik der misiniz? Hayır. O zaman ya bu, bu, bu ulemanın hiçbiri demez. Evet işte cevabı yok bu sorunun. Yani Diyemiyorlar bunu, yani. Nasıl bu manayı verebiliyorsunuz evet. ya bu ayete? Dolayısıyla diyor ki İmam-ı Şafii bakın ayet onları onayladığınızda sizi de müşrik yapıcı bir eylemse bu Allah'tan başka bir varlığa hayvan kesmekle olur. Çünkü sen bir puta kurban kestiğin an onun da ilah olduğunu iddia etmiş olursun. Böyle hayvan kesini onayladığında sen de onun gibi müşrik olursun tabii. Dolayısıyla En'am 121'in hayvan keserken besmele çekmekle hiçbir alakası yok. Dil yönünden bu ayete böyle bir mana vermek yanlış olduğu gibi hem ayetin kendi iç bütünlüğüne hem ayetler arasındaki bütünlüğe de aykırıdır. Burada Allah Allah'tan başkasının adı anıldığı için Allah'ın adı anılmayanı yemeyin diyor. O kadar. Ve o kesin olacak. Yani bileceksin ki sana getirilen et bir puta sonulmak için getirilmiş. Ve üzerine onun adı anılmış. Ha, bunu biliyorsan sen bu eti yemeyeceksin. Getiren kim olursa olsun. Bunu bir Müslüman da yapsa. Bir Müslüman da Bismi Muhammed diyerek bir kurban kesse. O kendisi bundan dolayı mürtet olduğu gibi kestiği hayvanda bize haram olur. Dolayısıyla kesen kişiden ziyade kesme eylemidir burada önemli olan. O da hayvanın Allah'tan başkasının adına mı kesildiği yoksa Allah adına mı kesildiğidir. Allah'tan başkasının adına kesilmiş ve bu bizim tarafından kesin olarak biliniyorsa o et bize kesin olarak haramdır. Bunun dışında biz kesilmiş mi bir de, bir de, de, bir de helal. Bir de bir hadis vardı onu da söyle de vardı. Evet. Bu tabi konuyla ilgili Medine döneminde ihtilaflar oluyor. Bir grup sahabi gelip Resulullah'a <laughs> soruyorlar. Ya Resulallah bize bir takım etler getiriliyor ama Bilmiyoruz şimdi üzerine Allah'ın adı anılmış mı, anılmamış mı? Bilemiyoruz bunu. Ne yapalım? Resulullah buyuruyor ki: "Semmu alayhi entum ve kuluhu." Siz Allah'ın adını anın ve yiyin. <laughs> eğer, haramsa haram. besmele çekmeyle helal olur mu? Yani Buhari'de <laughs> de geçer, bu Ebu Davud'da da ve yani bütün hadis kitaplarında falan geçer. Ya yani sen besmeleni çek ye. Aksine bir delil varsa elinde o zaman ha. uzak dur. Yoksa hele Müslüman bir ülkede kalkıp bu konuda şüpheler uyandırmanın, milletin kafasını karıştırmanın, Allah'ın helalini haram yapmanın hiçbir manası yok. Ha metaun kalil var işin ucunda. Az bir şey dünyada kazandırır ama ahireti kaybettirdiği için nokta kadar bir değeri yoktur. Şurada mesela ben bir şaşkınlığımı size bir anlatayım da. Bir zamanlar İmam Şafii'nin zannedersem el ümmünde mi ya da ya da belki Ahkamul Kur'an'ında bir İmam Şafii'nin kitabında yani söyleyeyim. Bu ayetle ilgili çok hoşuma gitti yani böyle tahlili yaptı. Bu ayete başka mana verilemez diye. Ne kadar güzel. Çok mutlu oldum. Ha bir de baktım o da diyor ki müşrikin kestiği yenmez. Ya nereden çıkarıyorsun bunu? Bu kadar güzel tahlil yapan birisi ki İmam Şafii'nin Arapçası gerçekten çok güzeldir. Yani o kadar mükemmel bir Arapçası vardır ki ya, kardeşim ya sen bunu nereden çıkardın? Şimdi sen bir de bir özetle bakalım neleri haram yaptı bizim ulema onlar da böylece dersimiz bitmiş olsun. Evet, yani haramları... Hayvansal gıdalarla ilgili haramların ayetlerde dörtle sınırlandığını gördük. Bunu bu şekilde sadece dörtle sınırlayan hani mezhep bazında yok. Yani bir malikiler olduğu söyleniyor. Fakat malikiler de hani Yahudi ve Hristiyan dışında kalan insanların kestiğinin mutlak manada haram olduğunu söylediği için ister istemez haram bunun sayısını yine beşe çıkarmış oluyor. Ama onlar ayetlerde en azından haramlar bunlardır. Bunun dışında işte hadislerle şu yasaklanmış, bu yasaklanmışı haram yani olarak ateti, kabul etmiyorlar. şeketi haramdır Heh. diyorlar mı? Yok, onları demiyorlar Allah'tan. Ama Maliki mezhebini dışarıda bıraktığımız zaman işte Hanefilerde yani Yahudilikteki haramlar gibi olduğunu görürsünüz. Yani yiyecek şey çok azdır. Bu dördünün haricinde bu dördünün haramlığı konusunda bir ihtilaf yok. Herkes bu dördü haram kabul ediyor ama bunun dışında işte hadislerde gelen yırtıcı hayvanlar, şunlar bunlar hepsi haram kabul edilir. Deniz ürünlerinde sadece balık cinsi helal, onun dışında kalan hepsi haram kabul edilir. İşte kuşlardan yırtıcı olanlar haram kabul edilir. Yani dediğimiz gibi helal işte en cinsi olanlar, koyun, keçi, sığır, deve, birkaç tane kümes hayvanı, tavuk, horoz, hindi, kaz, ördek gibi. Deniz ürünlerinden de balık cinsi olanlardır. Bunun dışında helal pek bulamazsınız. Yani neye bakarsanız haram olduğunu söylerler. En bu konuda haramların kapsamını şey yapan, açık tutan hanefilerdir. En dar tutan malikiler, en geniş tutan hanefiler. Ama Allah'ın haramları gördüğümüz gibi dörtle sınırlı. Yani Allah dört ayette beşe çıkarmadığı gibi üçe de hiçbir zaman indirmemiş meseleyi. Besmele sadece şafiler şart görmüyor. Onun dışında hepsi besmelesiz hayvanın haram olduğunu söylüyorlar. Ehli kitap Yahudi ve Hristiyan'ın kestiği halal bunun dışında kalan hangi milletten olursa olsun, hangi dinden olursa olsun insanın kestiği kesin olarak haram kabul edilir. Başka bir, bir de bak şimdi burada Allah ne dedi? Sen az önce okuyordun da ben müdahale ettim okumayı unuttun yani. Şu evet. ''el yevme Tulekum leküm dîneküm'' evet. bunu bir tamamla istersen. <laughs> evet bu Maide 3'ün ortaları yani bu ayetlerle birlikte ''el yevme ekmeltü leküm okum. ''Bugün size dininizi ikmal etmiş, olgunlaştırmış bulunuyorum.'' Ve etmemtü aleykum nimeti ve size olan nimetimi tamamlamış bulunuyorum ve razıytü lekumül İslam'e dina ve din olarak da İslam'dan sizin için razı olmuş durumdayım. Demek ki bu şekilde tamamlanmış olan bir dine bir tanecik bile olsa haram ilave etme hakkı ve yetkisi kimde olabilir? Allah tamamladım diyor. Bitti. Kimse de olamaz ki. Yani eksiltme hakkını hiç kimse kendine göremiyor da ilave yapma hakkını niye görüyor? İlginç bir şeydir hocam. La tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lekum ve la ta'tedu ayeti vardır Kur'an-ı Kerim'de. Yani Allah'ın helal ve temiz kıldıklarını sakın haram kılmayın. Aşırı gitmeyin bu konuda. Ve la ta'tedu Allah la yuhibbul mu'tedîn'' Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez diye ayet var. Bir iki yerde tekrarlanıyor. Ama haramı helalleştirmeyin diye gıdalarla ilgili olarak bir ifade yok. Çünkü Haramı helalleştirmeyi pek kolay kolay insanlar cesaret edemez ama helali haramlaştırma konusunda aynı hassasiyeti göstermiyorlar. Ama şimdi bir dakika Hanefiler'in hakkını yeme. Hanefiler iç içkinin birçok faslını kendi helal olarak ilan etmişlerdir yani onu inşallah Maide suresinin ilgili ayetini okurken 90. size anlatırız. Ayet 90. ayetin okuduğumuz evet. zaman ha ama yani yani, ortada din diye bir şey kalmamış. Fıtraten insan helali haramlaştırma yolunda daha çok ilerliyor. Ha tabii orada Heh, çünkü fıtrat para yani, orada para kazanıyor. Evet. Para kazanıyor. Yani haramı helalleştirdiğinizde çok çabuk dikkat çekersiniz. Ama helal bir şeye haram dedikçe kıymetli oluyorsunuz bugün. Ne kadar haram haram haram, haram işte yani yeri gelmiş ya sıkıştıralım. Şimdi bugün elimdekinde göremiyorum ama gördüğümüz çok var. Suyun üstünde helal sertifikası var bugün. Helal su. Geçen susem kahvaltısı vardı. Kahvaltıda otururken arkadaşlarla da gördük, gülüştük falan. Önümüzde bal vardı ve reçel. Helal bal ve helal reçel yedik ve düşündük, haram bal nasıl olur diye. <laughs> sen, sen bunu mu öyle... aramamız lazım yani? Helal su, helal bal, helal reçel. Sen Uludağ'da yaptığımız toplantıda var mıydın? Evet. Mı? Orada mıydın sen? Ay yok şey, eee helal gıda ile yok, ilgili yok, yoktu. Yok. Kartı. Şimdi değil, Uludağ'da yani. bir toplantı yapmıştık da Avrupa'dan gelenlerden bir tanesi bir şey gösterdi. Taze kesilmiş domuz eti üzerinde helal sertifikası vardı. Yani ben onu gördüm. <laughs> Neyse şimdi bakın dikkat ediyor musunuz ediyor musunuz her derste affedilmez hata denmez bunlara cinayet din adına işlenmiş cinayetler var ve bu cinayet işleyenler son derece saygın ama bunları ortaya çıkardığınız zaman herkesin reddettiği kişi kompozisyona geliyorsunuz ama bu hiçbir şey ifade etmez bu hani az önce Yahya okudu Meta Ongalil ثُمَّ <türüle> <"Thümme mevâhu gülüyor> ve وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Birazcık e, bu dünyada bundan yararlanırsınız ama acıklı bir azap sizi bekliyor. Bu dünyada da azap çekersiniz ahirette de. Dolayısıyla bugün şu anda dünyada İslam bir numaralı gündem maddesi. Bu çok büyük bir nimettir. Doğru İslam'ı dünyaya anlatmanın tam zamanıdır. Bunu lütfen dikkate alalım elimizden geldiği kadar. Efendi bunu falanca yapsın diyebilirsiniz. Falanca yaptığı zaman sevabı o alır. Diyeceksiniz ki bunu ben yapmalıyım. En iyisini ben yapmalıyım. Çünkü yarın Allah'ın huzuruna gittiğimiz zaman keşke falan demenin bir anlamı olmaz. Burada yaşadığımız sürece hepimiz demeliyiz ki bu konuda en iyi hizmeti ben yapmalıyım. Dolayısıyla bir yarışa girmemiz lazım. Ve dünyada İslam bir numaralı gündem maddesi iken bunu bütün dünyaya anlatmamız lazım. Gerçekten Kur'an-ı Kerim, bak mesela şuradaki haramları anlatın. Hiç kimse savunamaz. Mesela domuz etini Avrupalılar yer ama sevmedikleri adama da domuz derler. Domuz gibi pis derler. Yani onlar pekala bilirler ki bu zararlı. Çok zararlı olduğunu gayet iyi bilirler. Dolayısıyla savunmaları mümkün değil.